Sevgili ailelerimiz, değerli eğitimcilerimiz, sevgili çocuklarımız, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyor, güzel bir tatil diliyorum. Malumunuz olduğu üzere yaz tatili başladı ve maalesef COVID-19'un getirdiği bir alışkanlıkla dijital temas alışkanlıklarımız da had safhada sürmektedir. Bu noktada naçizane bir takım uyarılarda bulunmak üzere şu an karşınızda bulunuyorum. Bugün ülkemizde şiddet kültürü hızla artmaktadır. Dolayısıyla şiddet kültürünü besleyen en önemli argüman ise dijital mecralarda kazandığımız deneyim ve temas alışkanlıklarımız ve bu içeriklerin sunmuş olduğu subliminal mesaj etkisi ve beraberinde insanları adrenalin, dopamin veya serotonin hormonlarıyla besleyen ve sonrasında bir takım alışkanlıkları tekrar etme zorunluluğu kılan uygulama ve içeriklerin bizler üzerinde bıraktığı etkileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şiddet içerikli oyunlar çocuklarda uyarılmışlık halini en üst seviyede tutmaktadır ki bu dakikada kalp atış ritmini %100 artırarak %180'lere kadar çıkarabilmekte. Bu çocukların adrenaline bağlı olarak kalp ritmi daha fazla arttığı için kalp krizi geçirme olasılıkları da artabilmektedir. Bu çocukların oyun sonrası şiddete meyilli oldukları ve yerlerinde duramadıkları yönünde bilimsel araştırma sonuçları mevcuttur. Şiddet içerikli dijital mecralarda temas gösteren ister çocuk ister yetişkin olsun, İzleme sonrası şiddet ve refleksif davranışlarında olumsuz yönde gelişmeler olduğu ve bu şiddet davranışını dışarıda sürdürme eğiliminde olduğu yine bilimsel bulgulara yansımıştır. Söz konusu bu kişilerde şiddete dair duyarsızlaşma da kendini göstermektedir. Dolayısıyla çevresindeki canlılara, insana veya hayvana, bitkilere veya çevreye karşı duyarsızlaşma beraberinde gelirken daha fazla saldırganlık dürtülerini besledikleri ve bu yönde dürtüsel bozukluk yaşadıkları bilinmektedir. Şiddet içerikli dijital mecralara yoğun temas bireyde antisosyal fobik kişilik de geliştirmekte. Dolayısıyla iletişim dili olarak saldırganlık, vurma, itme ve karşı tarafa zarar verme gibi yöntemleri seçebilmekte. Kişinin hem kendi sosyal izolasyonu hem de başkalarıyla iletişimi noktasında ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. Dijital mecralarda sıklıkla cinayet, terör, saldırganlık, karşı taraftaki canlıyı öldürme, intihar ve benzeri temaların etkili bir uslupla ele alınması, şiddet yönelimini çocuklar üzerinde korku ve kaygı ile, yani biz buna Murphy kanunu diyoruz, bu kanunun etkisini yaratarak yine kendini gerçekleştiren kehanete dönüşmesi söz konusudur. Bu nedenle şiddet içerikli mecralarla temasımızı yeniden kontrol edelim. Medya şiddetine yoğun maruz kalan çocuklarda dünyayı yaşanılması zor, korkulacak bir yer olarak algılamaktadırlar. Daha kronik ve uzun süreli medya şiddetine maruz kalan çocuklarda şiddet davranışının artışına paralel sonuçlarına karşı duyarsızlaştığı görülürken gelecekte de hayata karşı ümitsiz, bir o kadar da ölme öldür sloganıyla hareket eden bir karaktere evrilmektedir. Diğer taraftan internetin yaygın kullanılması ve kontrolsüz olması halinde akran grubu içerisinde zorbalık, cinsel mesajlar, tanımayan kişilerle kurulan temaslar, yalancı kişilere karşı korunmasız ve edilgen kişilik, kumar, alkol, madde bağımlılığı, zararlı içeriklerle buluşma ve bu yönde karşı konulamaz bir bağımlılık ve refleksif tutum içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu nedenle
dijital mecraların içeriklerini kontrol etmemiz, bu konuda seçici ve dikkatli davranmamız, belirli bir süreyle sınırlandırmamız ve çocuğumuzun bu yöndeki örtük kazanımlarına dair bilinçli olmamız ve çocuğumuzu sürekli göz hapsinde değil ama uzaktan farkındalık oluşturacak şekilde gözlemlememizde fayda vardır diye düşünüyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın.